Ergün Diler, Düşman Kardeşler, Triza May, Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak. Son dönemde İngiltere'ye başbakan dayanmıyordu. Bunun nedeni ne olabilirdi? Böylesine güçlü geçmişi ve gelenekleri olan yapı, ne hikmetse başbakan bulamıyor, bulsa da koltuğunda tutamıyordu. Bunun Gazze ile İsrail-Hamas savaşı ile Pasifik'te ne ilgisi bulunmaktaydı? Açalım ve hafızalarımızı tazeleyip ilerleyelim. İki ekol diye yıllardır yazdığım iki güç merkezi yani dünyayı yönetme iddiasında bulunan iki odak son günlerde Gazze'de karşımıza çıktı. Silahı gösterip donanmasını yollayan ABD burada öne geçti. Net. Bu kararlılık sürerse bizim de içinde bulunduğumuz geniş bir coğrafyada önemli sismik siyasi hareketler görmemiz kaçınılmaz olacaktı. Bu cümleyi not edin. Yakın gelecekte üzerinde duracağız. Masallarla büyüten eğitim sistemine sahip olduğumuz için muhakeme yapamıyoruz. Anlaşma maddelerini ezberlemekten anlaşmanın ruhuna gelemeyen nesiller yetiştiriyoruz. Yani ilk düğme sendromu. İlk adım eksik ya da yanlışsa diğer adımların doğru olma ihtimali hiç yoktu. Gazze'de de bu durum vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin savaşını görmüyorduk. Kitleler buna yabancıydı. Yadır görlerdi. Haklılardı. Gerçek ise sarışın mavi gözlü insanların kendi aralarında savaşabileceğiydi. Robert Anthony Eden, Büyük Britanya'nın 2. Dünya Savaşı yıllarında Dışişleri Bakanıydı. Eton ve Oxford'da okudu. Almanca ile Farsçayı ana dili gibi biliyordu. Arapça ve Rusçası da harikaydı. 1955-1957 yılları arasında ise başbakandı. 1956 Süveyş krizinde işin başındaydı. 20. yüzyılın en başarısız Britanya Başbakanı, seçilmişti. İngiltere ve Fransa, İsrail'i önlerine alarak Süveyş kanalını millileştirmek isteyen Mısır Ağa yürümüştü. Gidişata, derslerde kitaplarda, düşman, oldukları öğretilen ABD ile Sovyetler müdahale etmişti. Hatta, Paris ile Londra'yı nükleerle vururuz, demişlerdi. İşte bu evrede ilişkileri bilmeyen Robert Anthony eden başbakanlık koltuğundaydı. Eden'in yanında görebileceğiniz isimlerden biri de John Enoch Powell'dı. İstihbaratçıydı. Muhafazakar partiliydi. Bakanlık yaptı. Akademisyen olmasına rağmen 2. Dünya Savaşı'nda önemli istihbarat faaliyetleri yürüttü. ABD'nin 1956'da Süveyş kanalını geri almak için İngiliz-Fransız kampanyasının fişini çekmesiyle kariyeri çöken Britanya Başbakanı Anthony Eden, emekliliğinde muhafazakar meslektaşı Enoch Powell ile yaptığı bir konuşmayı hatırlıyordu. Pavel, size Orta Doğudaki en büyük düşmanlarımızın Amerikalılar olduğunu söylemek istiyorum. Diyor eden ise, biliyor musun, ne demek istediğini bilmiyordum. Şeklinde açıklıyordu o konuşmayı. Yıllar sonra gerçeği öğreniyordu. Bu mücadele bugün de sürüyordu. Tüm hızıyla. Sadece Orta Doğu'da Türkiye'de değil, her yerde. Açalım. Yıllar önce yazdım. Savaşın kritik adımlarındandı. Huawei. Çinli telekom devi Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou, CIA tarafından yapılan operasyonla Kanada'da gözaltına alındı. 5-6 yıl önce. Babası yani Ren Zhengfei, şirketin sahibiydi. Rothschild ailesinin güvendiği isimlerden biriydi. Meng Wanzhou şirketin mali işlerini yürütüyordu. Peki CIA'nın operasyonuna temel olan asıl motivasyonu neydi? Evet, İran'a yapılan ambargoyu delmek. Bizdekinin aynısı sanki. 17-25E'de bu açıdan bakmakta fayda vardı. İran masaya geliyor, ABD ile Türkiye geriliyordu. CIA, Huawei ile Meng Wanzhou ve Ren Zhengfei'yi casuslukla suçluyordu. Huawei operasyonları dalga dalga yayılırken Afrika'dan kara haber geliyordu. O dönemde, Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737-8 Max tipi yolcu uçağı düşüyordu. İlk düşen uçak bu değildi ancak kampanya büyüktü. İngilizlerin ve Çin'in birlikte yürüttüğü koalisyonla Boeing hedef alınıyor, şirket sarsılıyordu. Büyük kayıp yaşanıyordu. Bu aslında Huawei'ye City of London tarafından verilen cevaptı. Zaten yıllardır bu iki gücün mücadelesini yazıyordum. Kitleler savaşı bilmedikleri için tarafları anlamakta zorlanıyordu. Diğer bir eksen belki Avrupa olacaktı, o ihtimal vardı. Macron da bunu sık sık dile getirdi. Fakat gizli ortak ABD'nin yardımına koştu. Ukrayna'yı işgal etti. AB yeni ve huzurlu adresi buldu. ABD'nin yanı. Böylece tansiyon iyice yükselmeden, eller tetiğe gitmeden önce saflar netleşiyordu. Bu nedenle tüm Batı şimdi İsrail'in yanındaydı. Filistinli masum çocuklar, gençler, kadınlar, hastalar yaşamlarını yitirse de büyük kavga kaldığı yerden devam ediyordu ve ABD, uzun zamandır belki de fazla zamanı olmadığı için bu kadar kararlıydı. Birinci ağızdan devletleri tehdit ediyorlardı. Japonya'ya yaptıkları üzerinden attıkları atom bombası üzerinden başkentleri korkutuyorlardı. İleri seviyeydi bu. Dün de yazdığım gibi ABD kesin karar istiyordu. Kararını vermesi istediği ülkelerden biri de bizdik. Yazılmıyor çizilmiyor ancak durum bu. Londra ile temas kabul edilmiyor, aynı rotada yürüyecek oluşumlar tercih ediliyordu, edilecekti. Bu karar verilinceye kadar ABD'den üst düzey kimse gelmeyecekti. Ortadaydı bu. Şartların giderek keskinleştiği bu iklimde Türkiye'nin içeride ve dışarıda vereceği kararlar elbette son derece önemliydi. İsrail'e karşı çıkmak vahşete, dur, demek ABD ve Avrupa'yı karşımıza almak demekti artık. Garip ancak geline nokta bu. Filistin'e sahip çıkmak ise Londra'ya destek gibi algılanacaktı. Burası daha da garip, üzücü, yakıcı, anlaşılması hiç kolay değil. Fakat siyasi atmosfer bu. Bu rüzgarın ve bu basıncın sonucu İngiltere'de her ay başbakan değişiyordu. Netanyahu gibi bir isim bile Birleşik Krallık başbakanına resmen saygısızlık yapabiliyordu. Uzaktan bakınca bile bütün başkentlerin Türkiye'nin kararını beklediğini görebiliyordum. Ankara nasıl denge bulacak? Nasıl adım atacak? Nasıl bir ilişki örecekti? Bu soruların cevapları sadece bizi ve bölgeyi değil dünyayı ilgilendiriyordu. Yakından hem de çok yakında bu ilginin çıplak gözle görünür haliyle karşılaşacaktık. Yüzüncü yılda yüzyıllık karar verilecekti. Belki de ben abartıyorum. Bilemiyorum. Yakında anlayacağız.